Merhaba Evrenin Enerji Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kolektif açılımda güncel enerjiler neler, sizde neler oluyor, karşı tarafta neler oluyor, neler yaşanmış, birbiriniz hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen ben kartları karıştırdığım zaman siz de niyetinize odaklanırsanız çok mutlu olurum. Kartları açtıktan sonra isterseniz videoyu sarabilirsiniz. Bekletmek istemem sizi. Teşekkür ederim. Şimdi kartları karıştırıyorum. Niyetinizi lütfen odaklanın, enerjinizi yollayın.
kartların hepsini açtım. Bayağı kartları doldurduk buraya. Öncelikle düşündüğünüz kişiyle ilgili yorum başlıyorum. Düşüncesi size karşı enerji alanında aslında ona hayatına renk getirmişsiniz. Daha çok böyle işiyle emek verdiği sıradanlık, yani hayatının rutinleri nelerse bu insanın zamanını ve enerjisi bununla geçiyormuş. Ve hayatıyla ilgili de sürekli aslında böyle kontrolcü, hep böyle tetikte olma, tedirgin olma enerji alanında biri. Size olan enerjisinde ise sizi gerçekten düşüncesinde değer ve olgunlaşmış, ne istediğini bilen, enerjisi böyle daha sakin, daha huzurlu olarak sizi görüyor. Aslında düşüncesinde bu insanın hayatına enerji katmışsınız. Daha neşelenmiş bu insan. Sizin yanınızdayken kendini daha iyi hisseder pozisyondaymış. Bunları aslında düşünüp ve kendiyle sizdeki olan enerji alanında ne kadar keyifli ve mutlu olduğunu düşünüyormuş. Peki sizin düşüncenizde baktığımda, yani sizde de aslında, bir saniye, bakın, bu insan aslında düşüncesiyle sizle ilgili netleştirmiş. Ama sizin düşüncenizde hala bir netlik oluşmamış bu insana karşı. Sizde de belki yeni bir ilişki olabilir. Yeni tanıştığınız bir insan olabilir. Yeni iletişimdesiniz. Enerjiniz çok daha yeni olabilir bu insanla diye düşünüyorum. Çünkü buradaki şu ana kadar şimdiki kartlar bunu gösteriyor. Siz daha çok kontrolü sürekli elinize alma, sizde de aslında o tetikte olma, ama onunki daha güncel enerjide tetikte olabilmek hayatıyla ilgili. Ama sizin kontrolünüz ilişkilerle ilgili kontrol etmek. Çünkü bunun nedeni yakın zamanda bu insandan önce hayatınızla ilgili ilişki anlamında çok büyük böyle üzüntü yaşamışsınız geçmişinizde. Ya üçüncü kişiler girmiş, ya hayal kırıklığına uğramışsınız. Yani burada aklınızdaki diğer insanla ilgili negatif bir enerji barındırıyorsunuz. Ve bundan dolayı da büyük bir ihtimalle bilinçaltınız belki kuşku, korku, tedirginlik yaşıyorsunuzdur. Daha dikkatlisinizdir. Çünkü ben böyle olaylar yaşadım ve tekrardan artık hani yaşamak istemiyorum diye düşünebilirsiniz. Tam düşüncenizde bu insana karşı tam bir enerji veremiyorsunuz. Çünkü hep böyle geçmişle şu anı dengeleyemiyorsunuz. Orada da korkularınız var. Tekrardan aynı şeyler yaşar mıyım diye. Buradaki şu andaki insanın kalp enerjisinde enerji alanında şu an kalbinde sizi hissediyor. Hissettiği şeyi de paylaşmak istiyor ya da belki bunu hissedebilirsinizdir de, hani nedir, sizden hoşlandığını söyleyebilir, iletişimi daha çoktur, beğendiğini belli eder. O sevgi enerjisini direkt size yoğunlaşmış ve bunu paylaşıyordur.
hayatıyla sizle ve hayatıyla arasında aslında tamamlandığını da düşünüyordur. Nedir? Ben hayatımda işte belli işimi yapıyorum veya şu zamana kadar yaptıklarım bunlar. Ama hani sana baktığımda da hani eksik olan o enerjim var diye diyor. Hani onu sen bende tamamlıyorsun diyor. Çünkü çok sessizdim buna karşı. Daha içime kapanıktım. Ya da o karşımda o insan yoktu hissettirecek bana karşı bu enerjiyi, bu frekansı. Ama senle iletişime girdiğimden beri veya seni tanıdığımdan beri enerjimle değişti benim. Yani hayata karşı da, çevreme karşı da daha böyle pozitifim, daha sevgi enerjisindeyim. Ve belki şey düşünebilirsiniz hani bu kadar erken mi diyerekten veya hani gerçek mi, belki burada düşüncenizde bu da sizi korkutmuş olabilir. Ama gerçekten hisleri böyle ve bunu da beyan etmek istiyor, yani dile getirmek, size hissettiğini söylemek, içinden ne geçiyorsa onu aslında size söylemek istiyor. Yani burada aslında hissettiği neyse abartı yok. Gerçekten enerji alanında bu insana böyle bir etki yaratmışsınız. Sizin duygu enerjinizde ise düşüncenizin enerjisini aslında duygularını da alıyorsunuz. Yine aynı şekildeysiniz. Çünkü kalp enerjinizde kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bunun nedeni de geçmişteki o unutamadığınız insanla ilgili enerjisinden dolayı. Yani hala hani böyle yalnızlık çekip geçmiş günleri onunla beraberken yaşadığınızı özlem enerjiniz var. Buradaki iletişim belki hayatınızda akış vardır ama sizde daha o kalbinizi hoplatamıyor. O enerjiyi, o tutkuyu hissedemiyorsunuz. Daha böyle hiçlik duygusundasınız. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hani belki bu insana da belki geri dönmek istiyorsunuz ya da bir zamana bırakıyorsunuzdur. Hani gideyim mi, kalayım mı? Ne yapacağınızı açıkçası burada o dengeyi sağlayamadığınız bir durum var. Belki güveniniz kırıldı, hani gitti. Ya da hala aklınızda diğer insan olduğu için tam kendinizi burada bu enerjinin içinde olamıyorsunuzdur ya da karşı taraf birçok şey yapıyordur, siz hissedemiyorsunuzdur. Daha çok zaman ve akışa bıraktığınız bir durumdasınız. Peki bu insan sizle ne yapar, nasıl ilerler dediğimde aslında yavaşlattığınız veya o olay neyse enerji alanınızda artık bunu kararını verilmiş. Sizinle gerçekten tamamlanmak, bütünüyle yaşamak istiyor. Eğer bu duyguyu eyleme geçiremezse kendini çıkmazda, stres altında yaşıyor. Ya da belki o sizin geçmişinizin enerjisini de bilebilir veya siz bunu da anlatmış da olabilirsiniz. O bunun stresini de yapabilir. Hani duyguları hala o insana karşı var mı? Geçmişi düşünüyor mu? Bana ne hissediyor?
Ama her şeye rağmen bu insan net ne istediğini bilen ve sizinle artık tamamlanmak isteyen, sizinle bir yola çıkmak isteyen biri var. Çünkü sizden çok etkileniyor. Duygulara size karşı inanılmaz yoğun ve ben seninle varım diyor. Aramızdaki bu enerjiyi artık sonlandırıp o yavaş giden artık bunu hızlandırmak istediğini dile getirecek ya da eylemleri olacak. Yaptığı şey adımlar, iletişimler, hissettiklerini söylemesi. Siz kendinize aslında daha böyle güçlü, daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Belki hani daha önce o korku, tedirginlik, güvensizlik, kaybetme enerjinizden çıkıp daha güçlü bir enerji barındırmaya başlayacaksınız. Bu insanın size karşı gösterdiği enerjisi, adımları, duyguları çünkü net bir şekilde geliyor. Yani kartları açtığımdan beri düşündüğünüz kişi de tamamen siz varsınız ve hayatıyla ilgili sizle tamamlanmak ve enerjinizi sevdiği ve sonra baktığında da duyguları size karşı inanılmaz yoğun ve zaten bunu da dediğim gibi hani kolektif açılımda uyumlananlar hissettiriyordur da zaten enerji alanını. Hani burada bir dediğim gibi başta abartı değil, gerçekten bunu hissediyor bu insan. Ama dediğim gibi de o aklınızdaki olan enerjiyi biliyorsa da üçüncü kişilerden dolayı da kendini mutsuz ve stres yapıyor. Tedirginlik yaşıyor. Belki kıskançlık yaşıyordur, korkuyordur sizi kaybetmekle ilgili. Ama bunu sonlandırıp tamamen daha büyük adımlarla, ne istediğini bilen yani adımlarla geliyor ve siz bundan da mutlu oluyorsunuz. Peki siz bu durumla ilgili ne olur? Bir kere artık bu insanın size böyle gelişinden dolayı siz şu şekilde artık olmayı bırakıyorsunuz. O bitik haliniz, üzgün haliniz, korkularınız, tedirginlikleriniz, güvensizliğiniz hayata karşı yani bu enerjinin artık çıkmaya başlıyorsunuz. Artık sıfır bir enerjiye gelmeye başlayacaksınız. Daha cesaretiniz olmaya başlayacak. Şu ana kadar burayla ilgili cesaretiniz yoksa cesaretiniz olmaya başlıyor. Çünkü bu insan sizi destekledikçe bu şekilde siz cesaret buluyorsunuz ve kendinizi daha iyi güvende hissediyorsunuz. Peki ne olur dediğimizde sizin tarafınızda da bakın siz bütün bu geçmişle ilgili yaşadığınız korkuyu ki anlıyorum sizi de gerçekten zordur. Yani bir insana bağlanıp hayaller kurup değer verip emek verip sonrasında hayal kırıklığına uğradığınız zaman dağılıyorsunuz. Belki tekrar bir ilişkiye başlama cesaretiniz olmayabiliyor çünkü güvensizsiniz ve bu da çok normal. Aslında siz şu an hem bu ruh halinizle savaşıyorsunuz, bu insandan da kaçmıyorsunuz, zamanı bırakıyorsunuz. Ama baktığınızda da bu insan zaten istediğiniz gibi geliyor. Ve siz bu enerjiyi gördükçe de, evet bu insanın size attığı tüm duygusal adımları siz de kabul ediyorsunuz sonunda. Çünkü diyorsun ki tamam ben seninle artık tamamlanırım, tüm bütünlük kazanırım diyorsun. Sana güveniyorum diyorsun. Bakın karşınızdaki insan kupa şövalyesi. Duygusal büyük adımlarla ne istediğini bilen romantik bir insan. Yani seni istiyorum diyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Burada güven artık. Resmi görüyor musunuz? İki insan tutulmuş havada. Artık güvenmeyi öğreniyorsunuz bu insanla beraber. Tamamlanıyorsun. Çünkü seni kazanmaya başlayacak burada. Sonra bakın bu ilişkiyle ilgili
Kaplumbağa çıktı. Yavaşlattığınız o enerjiyi artık yerine kutlama, bir çatının altına geliyorsunuz. Nedir? Evlenebilirsiniz, nişanlanabilirsiniz, sevgili değilsen sevgili olabilirsin. Yani bu ilişkiyi artık mühürlüyorsun. Yani bir isim, bir nokta atışı oluyor burada. Ve bundan dolayı da artık bu enerjiyi atıyorsun. Bu insanla mutluluğu seçiyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Çevrenize söyleyeceksiniz. Siz de bu insanla tamamlanıyorsunuz. Çünkü size böyle geliyor ve siz de artık güven duymaya başlıyorsunuz bu ilişkiye. Çok güzel çıktı kartlarınız aslında. Burada en azından artık hani bir şifayı bulmaya başlıyorsunuz. Enerji kartına bakar mısınız? Dönüm noktası. Çok bu da çok güzel tamamladı burayı aslında ya. Artık bu sayfa bitiyor sizin için. Ya isteseniz de istemeseniz de hayat akışınız artık böyle değişime ve dönüm noktasına yani gelmişsiniz. Ama bu değişim de size çok iyi gelecek. Bambaşka olayları getirecek. Nedir belki? Evlilik, beraberlik, güven, kutlama, yenilik, düğün de olabilir. Bakın burada da bakın çiçekler, ayna, süslemeler. Yani ışıl ışıl. Hayatınız böyle enerji alanınız her şey tamamen değişecek. Ve şifalanmaya başlıyorsunuz. Belki nedir? Bir mucize oluşmaya başlayacak hayatınızda. Çok güzel. Sevgili kabul ediyorum. Öncelikle siz de lütfen niyet edin benimle beraber. Küçük böyle bir enerji aksın. Burada yaşanan negatif enerjileriniz, geçmiş enerjileriniz, ilişkilerle yaşanan tüm karmalarınız, kalbinizi, yüreğinizi ne acıttıysa, ne üzdüyse şu an itibariyle şifalanmasına niyet ediyorum. Lütfen siz de Eda Erdoğan'dan gelecek bu şifa enerjisini hayrımı kabul edip deyin. Tüm negatif enerjileriniz şifa bulsun. Kalp enerjiniz şifalansın. Ne yaşadıysanız hepsi şifa bulsun şu an itibariyle hayatınıza aksın. Hayatınıza mucizeler, güzellikler, şans, bereket, bolluk, sevgi, tüm mucizeler sizinle beraber olsun. Teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone ve yorum beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Hem de beni desteklemiş olursunuz. Hayatınıza mucizeler aksın, sevgi aksın, sağlık. Her şeyden önemlisi. Çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.